Nuray Sayarı TV'nin değerli izleyenleri, aboneleri ve takipçileri, hoş geldiniz kanalıma, sefalar getirdiniz. Biliyorsunuz sizler için sevgiyle her gün günlük burçların videolarını çekiyorum, hazırlıyorum. Diliyorum, istiyorum ki hepinizin hayatında kolaylıklar olsun ve oluşsun. Bugün günlerden cuma. Bugünün yöneticisi, her günü bir gezegen yönetiyor, Venüs. Bugün özellikle 12 burcun neler yapması, neleri yapmaması gerekiyor. Özellikle ilk burcumuz Koç burçları ile birlikte başlamak istiyorum. Değerli Koç burçları, yükselen Koçlar. Bugün gezegenlerin kombinasyonu özellikle kariyer hayatınızda önemli bir döneme geçiş yaptığının habercisi olan haberlerle karşı karşıya kalmanıza olumlu yönde etki edecek. Bu dönem daha önceden karar aldığınız ama bir türlü başlayamadığınız işlerinizin başlangıcının startını verebilirsiniz. Özellikle gün boyunca detaylı düşünmeli, yeni kararlar alıp verirken temkinli olmalı. İnce eleyip sık dokumalısınız. Yeni başlangıçlardan kaçınmalı. Aynı zamanda kendinizden emin olmalısınız. İkili ilişkiler konusunda süregelen bir ilişkiye, bir beraberliğe sahipseniz, partnerinizle aranızdaki uyuşmazlıkların yakın bir süreçte geçeceğinden emin olmalısınız. Gönlünüzde abartılı düşünceleri, duyguları barındırmamalısınız. Her konuda gerginlikten uzaklaşmalısınız. Akşama doğru özellikle çok sevdiğiniz insanların hayatınızda olup biten konularla alakalı nasihatlerinde kulak arkası yapmamalısınız. Günün olumlaması. Ben sakin, kararlı ve herkesle uyumluyum. Günün esması. 33 defa Ya Kuddüs zikrettikçe auranızın genişlediğini, yaşam enerjinizin çoğaldığını, farkındalığını yaşayacaksınız. Bugün sevgili boğalar, yükselen boğalar. Ne yapmalı, neyi yapmamalı? Bugün gezegenlerin kombinasyonu tepeden tırnağa kendinizi yeniden keşfetmenize etki eden durumlarla karşı karşıya kalmanıza neden olacak. Daha önce farkında olmadığınız, bilincine varamadığınız yönlerinizin farkına varabilirsiniz. Değerlendirmeler yaptığınız takdirde inanılmaz bir başarıyı içsel dünyanızda hissedebilirsiniz. Aşk hayatınızda süregelen bir ilişkiyle yaşamda yaş alıyor ve yol almayı istiyorsanız partnerinizin gelmiş, istemiş, geliştirememiş yönlerini geliştirmesi için onun yanında olduğunuzu hissettirin. Aynı zamanda öğrenmek istediği her şeye sakin bir dille yanındayım, yardımcıyım demeyi de ihmal etmeyin. Bugün sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda kuruntular ve endişeler yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde kaygılardan ve huzursuzluklardan bilinçaltınızı, auranızı, yaşam enerjinizi uzak tutun lütfen. Günün olumlaması. Ben her an istediğim her şeyi geliştirebilecek isteğe, güce ve cesarete sahibim. Günün esması 121 defa Ya Rahman demeyi ihmal etmeyin. Sevgili ikizler, yükselen ikizler, bugün gezegenlerin kombinasyonu.
kendiniz için ne kadar kararlı duygulara sahip olup olmadığınız konusunda sizleri derin düşüncelere daldırabilir. Düşünmek her zaman yaşam alanınızda, kişisel gelişiminizde daha güçlü olmanıza olumlu yönde etki ederken, ayrıca bireysel hayatınızda mutlu ve huzurlu olmanıza da neden olacaktır. Kendinizle ilgili düşüncesel olarak yapacağınız yatırımlar daha huzurlu olmanıza da etki edecek. İş hayatınızla ilgili daha net olacaksınız. Kendinizi tıkanmış hissettiğiniz işlerde ise kolaylaştıran düşünceler ile tıkandığınız duygulardan yücelerek, yükselerek çıkacaksınız. Günün olumlaması. Ben her an dilediğim, istediğim güzellikleri hayatıma kararlı olarak çekiyorum demeyi ihmal etmeyin. Günün esması. 138 defa ya melik demeyi ihmal etmeyin. Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler. Bugün gezegenlerin kombinasyonu. Kariyer hayatınızda bazı yeni kararlar almak zorunda ve durumunda kalabilirsiniz. Ama unutmayın ki Merkür geriliyor. Alacağınız her bir yeni karar birkaç gün sonra pişman olmanıza neden olabilir. Mümkünse elinizdeki işleri ve imkanları sürdürmeye, düşünce ve duygu olarak yeniliklerden kaçınmaya özen gösterin. İş hayatınızda mücadele ettiğiniz, uğraştığınız, didindiğiniz işlerinizi arzu ettiğiniz gibi sonuçlandıracaksınız. Aşk hayatınızda bir kırgınlığınız, bir probleminiz varsa akşam saatlerine doğru partnerinizle aranızda uyumlu ve huzurlu olmayı arzu edecek sorun olan her şeyi sağlıklı iletişim kurarak ortadan kaldıracaksınız. Günün olumlaması, ben huzurluyum, mutluyum, her an huzurlu ve mutlu olmaya niyet ediyorum ve izin veriyorum. Günün esması, 99 defa ya Allah demeyi ihmal etmeyin. Sevgili aslanlar, yükselen aslanlar, bugün gezegenlerin kombinasyonu, sosyal çevre, iş ilişkisi içerisinde olduğunuz arkadaşlarınızla ilgili karamsarlığa kapılmayın diye uyarıyor gök kubbe. Lütfen iş iletişimi içerisinde olduğunuz arkadaşlarınıza karşı empati içerisinde olmaya özen gösterin. Bazı iş arkadaşlarınızın ikiyüzlü olduğunu fark ettiğiniz anlarda ise onlara dost olun. Onları zarif bir şekilde uyarın. Eğer sizin uyarılarınızı dikkate alıyorlarsa yanlarında olun. Almıyorlarsa uzaklaşın. Özellikle konuşmalarınızı, tavırlarınızı, hayata bakışınızı son derece net bir şekilde ortaya koyarken aşk hayatınızda partnerinizin sizin yaşamınızda önemli ve değerli olduğunu da ona hissettirin. Günün olumlaması. Ben herkesi olduğu gibi kabul ediyorum. Ben kendi içimde her an kararlı, uyumlu ve huzurlu bir insanım. Şükürler olsun demeyi ihmal etmeyin. Günün esması. Ya Gaffar demeyi, zikretmeyi 128 defa ihmal etmeyin. Sevgili başaklar, yükselen başaklar, bugün gezegenlerin kombinasyonu, geçmişten gelen duygusal hayatınızla alakalı kaos olayların, konuların tekrar gündeminizin konusu olmasına neden olan durumları yaşamanıza etki edebilir. Özellikle bu durumları, bu düşünceleri yavaş yavaş ortadan kaldırabilmek için gün boyu ruhunuzu,
benliğinizi sakinleştirmeye lütfen özen gösterin. Aşk hayatınızda özellikle öğleden sonra partnerinize karşı sevgi dolu, güven duygusunu hissettiren bir birey olarak davranışlar sergileyin. Aile ilişkilerinizde anneniz, babanız, kardeşleriyle alakalı bazı sorunlar, bazı problemler, bazı kaoslar yaşadığına şahit olabilirsiniz. İyi bir dinleyici olun ama akıl veren olmayın. Unutmayın, kardeş kardeşi bıçaklar, arkasını döner kucaklar. Atalarımız bazı sözleri boşa söylememiş. Siz dinleyici olun, anlayışlı olun ama akıl veren olmayın. Günün olumlaması. Ben kendi yaşam yolumda huzurla yol almaya niyet ediyorum ve başarıyla ilerliyorum. Günün esması. 336 defa ya musavvir demeyi ve bunu zikretmeyi unutmayın. Sevgili teraziler, yükselen teraziler, bugün gün boyunca burcunuzda etkili olan Güneş-Mars kavuşumunu lütfen dikkate alın. Özellikle hayata karşı duruşunuzun net olmasını sağlayın. Yersiz işler ve olaylar için mücadele vermeyin. Hiçbir iş için boşa kürek çekmeyin. Agresif tavır ve davranışlardan kaçının. Ayrıca iç dünyanızın derinliklerinde yatan, sizi zorlayan, baskılayan bütün duygulardan ve belirsizliklerden içsel olarak uzaklaşın. Etrafınızda ve çevrenizde bazı arkadaşlarınızın konuşmaları, davranışları hoşunuza gitmeyebilir. İçsel olarak onlara kin tutmayın. Ve mümkünse bu tarz agresif olan, huzursuz olan şahıs ve kişileri olduğu gibi kabul edin. Uzaklaşma imkanınız yoksa uğraşmayın, didinmeyin. Geliştirmek için, değiştirmek için çaba sarf etmeyin. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda sinir ve sindirim sistemine özen gösterin. Günün olumlaması. Ben kendimi çok seviyorum ve ben kendime değer veriyorum. Günün esması. 128 defa ya gaffar demeyi ihmal etmeyin. Sevgili akrepler, yükselen akrepler, gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu iş ve çalışma hayatınızda oldukça pratik olmanızı etki ederken seri davranışlarınızla tüm dikkatleri üzerinizde toplayacaksınız. Birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızla aranızdaki çalışma uyumunuzun bozulmasını istemiyorsanız siz olun, sivri dilli olmayın. Ayrıca kendinizi geliştirmek istediğiniz, uzun bir süredir ihmal ettiğiniz eğitim konularına da net karar verecek zaman ayıracaksınız. Aşk hayatınızda süre gelen bir ilişkiye, beraberliğe sahipseniz lütfen partnerinize karşı ihmalci olmayın. Onun davranışlarında sevmediğiniz yönleri varsa yumuşak bir dille uyarın, aranızdaki iletişimi bozmayın. Günün olumlaması. Ben her an hayatı seviyorum. Hayatımdaki sevgi enerjisini çoğaltıyorum. Günün esması. 731 defa ya Halik çekmeyi ihmal etmeyin. Sevgili yaylar, yükselen yaylar. Bugün gün boyunca gezegenlerin kombinasyonu yaşam amacınız olan özgürlüğünüzün ön planda olmasına etki ederken bazı insanların özgürlüğünüzü kısıtlaması da sinir sisteminizi bozabilir. Siz izin vermedikçe isteyen istediği kadar sizin özgürlüğünüzü kısıtlasın. Buna gerilmeyin.
İş ve çalışma hayatınızda kazancınızdaki artış yeni birikimler yapmanıza etki edecek. Ama unutmayın ki Merkür geriliyor. Biraz daha paranızı biriktirin, yatırımlar yapmayı erteleyin. Günün olumlaması. Ben çevremdeki herkese saygı duyuyorum. Herkesi olduğu gibi kabul ediyorum. Günün esması. 94 defa ya aziz. Çekin ve enerji alanınızı güçlendirin. Sevgili oğlaklar, sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar. Bugün gezegenlerin kombinasyonu iş ve çalışma yaşamınızda net olmanıza etki ederken, özellikle aşırı prensipli olarak çalıştığınız işte, taşıdığınız sorumluluklarda muazzam başarılar ve kazançlar elde etmenize de yardımcı olacak. Sosyal ilişkileriniz ve arkadaşlıklarınızda sizin kadar kararlı, prensipli olmayan insanlara takılmayın. Herkesin sizin gibi prensipli, ciddi bir duruşa sahip olmasını da beklemeyin. Özellikle aile büyükleriniz, akşama doğru yaptığınız konuşmaları anlamıyor, algılamıyor olabilir. Sakin dille konuşun. Anlamadıkları takdirde de agresif tavırlar sergilemeyin. Aşk ve duygusal dünyanızda süregelen bir ilişkiye sahipseniz, partnerinize karşı kuşkucu, eleştirel tavırlar sergilemeyin. Günün olumlaması. Ben kendime güveniyorum. Kendi iç dünyamda tam ve bütünüm. Günün esması. 111 defa ya müheymin demeyi ihmal etmeyin. Sevgili kovalar, yükselen kovalar. Bugün gezegenlerin kombinasyonu. İş ve çalışma hayatınızda sorumluluğunu taşıdığınız işlerde yersiz gelecek kaygısı yapmanıza neden olabilir. Kaygılarınızı hayatınızdan uzaklaştırmaya özen gösterin. Yaptığınız işlerde, üstlendiğiniz sorumluluklarda sağlam adımlarla ilerlemeye özen gösterin. Aşk evlilik ilişkilerinizde yeterince uyumlu, huzurlu olduğunuzun bilinciyle hareket ettiğiniz için akşam saatlerinde partnerinizle uzun süredir hasret kaldığınız romantizm enerjisini dorukta yaşayabilirsiniz. Günün olumlaması, ben her an kararlı, kendine güvenen, kendini önemseyen, seven bir insanım demeyi ihmal etmeyin. Günün esması 101 defa ya Halik, çektikçe güçlendiğinizi hissedecek ve fark edeceksiniz. Sevgili balıklar, ben sizlere duygusal minnoş balıklarım diyorum. Bugün gezegenlerin kombinasyonu sizlerin istekleri ve kararları konusunda netlik kazanmanıza yardımcı olacak. Sosyal hayatınız, girişimleriniz, ilişkilerinizde yaşadığınız belirsizliklerden sağlam ve sağlıklı düşünerek uzaklaşacaksınız. İşsiz bir balık burcuysanız ve uzun bir süredir iş arıyorsanız yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Merkür geriliyor. Bu işe girsem mi demeyin. Açılan bir kapı yeni bir kapıyı daha sonra tekrar size açabilir. O yüzden fırsatı kaçırmayın. Sadece yeni başlangıçlar yapmaktan kaçının. Aynı zamanda komşuluk ve akrabalık ilişkilerinizde hakkınızda yapılan konuşmalar kulağınıza gelebilir. Kimseyi kimseyle yüzleştirmeyin. Hakkınızda duyduğunuz konuların sizinle bir alakası yoksa bir kulağınızdan girsin, diğer kulağınızdan çıksın. Bu sözlerin, lafların etkisinde kalarak yaşam enerjinizin ve ruhunuzun kirlenmesine izin vermeyin. Günün olumlaması. Ben kendimi önemsiyorum ve ben kendime değer veriyorum. Günün esması. 129 kere ya Latif çekmeyi ihmal etmeyin.
yeryüzü olumlama ile, dua ile, zikirler ile, esmalar ile inanın güçleniyor. Her gününüz bugününüzden daha güzel olsun. Ben Deniz Nuray Sayır. Evlerinizden huzurunuz, cebinizden paranız, bedeninizden sağlığınız eksik olmasın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Her gününüzü bugün de güzel güzel yaşayın. Öpüyorum, iyi günler diliyorum.